D planından herkese selamlar. Bu bölümde sıcak mevsimlerde özellikle bir hayatta kalma durumunda ciddi anlamda hayatı tehlikeye sokabilecek güneş ve sıcak çarpması durumlarından, belirtilerinden, bu iki duruma karşı alabileceğimiz bir takım önlemlerden ve böyle bir durumla karşılaştığımızda uygulayabileceğimiz ilk müdahale ve tedavi yöntemlerinden bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Hipertermi yani sıcak çarpması vücut sıcaklığının 40,5 derece üzerine çıktığında görülür. Sıcak havada egzersiz yaparken veya çalışırken vücut ısısının aşırı yükselmesinden kaynaklanır. Aşırı terleme yoğun tuz ve su kaybına neden olur. Kan akışı deriye yönlenir ve hayati organlarda akış azalır. Bu da şoka sebep olabilir. Sıcak çarpmasında ilk karşılaşılan belirtiler yüzde şişlik, deride kızarma, baş ağrısı, baş dönmesi, tuz kaybı ile birlikte uzuvlarda oluşan kramplar, halsizlik, mide bulantısı ve terleme ile kendini gösterir. İleri aşamalarda ise hastanın yüzü solar, dudak ve tırnak tipleri maviye yakın bir renk alır. Gözler kanlanır, kramplar ve solunum problemleri yaşanır. Bunlara ek olarak denge kaybı, sersemleme, saldırganlık, garip davranışlar ve tutarsız konuşmalar görülebilir. Son aşamalarda ise cilt kuru ve kırmızı ancak terlidir. Hızlı solunum ve hızlı nabız görülür. Vücutta su bittiğinde ise terleme durur, sonrasında koma ve ardından ölüm gelir. Güneş çarpması ise kişinin çok uzun süre yakıcı güneş ışınlarına maruz kalmasıyla gelişir. Güneş çarpması hızlı bir şekilde şiddetlenip şoka neden olabilir. Bu yüzden belirtilerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Güneş çarpmasının ilk aşamalarında aşırı terleme, bitkinlik, baş dönmesi ve kafa karışıklığı, süreç ilerledikçe artan kalp atışı ve solunum hızı, baş ağrısı, karın krampları, solgun ve yapışkan deri, koyu idrar ya da hiç idrar gelmemesi, son aşamalarda ise baş ağrısında şiddetlenme, bulantı, kusma, terlemenin durması ile birlikte derinin tamamen kuruması ve kızarması, nöbetler, bilinç kaybı, şok ve ardından ölüm gelir. Güneş ve sıcak çarpmasına karşı bir takım önleyici tedbirler alabiliriz. Bunun için vücutta susuzluğa neden olan alkol ve kafein gibi sıvıların alımını durdurabilirsiniz. Vücut güneşe maruz kalacaksa bunu önce tedrici bir şekilde yani alıştıra alıştıra maruz bırakarak cildin alışması sağlanabilir. Aşırı sıcak iklimde gündüz çalışmamaya çalışın. Gündüz çalışmanız gerekiyorsa bunu gölge bir yerde ve sıcak zeminden yukarıda bol bol dinlenerek gerçekleştirin. Kıyafetleriniz ince, hava alabilen ve bol yapıda olsun. Vücut açıklıklarınızı örterek cildinizi güneşe olabildiğince az maruz bırakmaya çalışın. Yeterli miktarda sıvı aldığınızdan emin olun ve terle kaybedilen tuzu geri almaya çalışın. Yeterli su içtiğinizi idrarınızı inceleyerek yapabilirsiniz. İdrar koyulaştıkça sıvı alımını arttırın. 38 derece sıcaklık üzerinde her saat 1 litre su alın. Daha düşük sıcaklıklarda yarım litre su içmeye özen gösterin. Gerekmediği sürece konuşmayın ve ağzınızı açmayın. Burnunuzdan nefes almaya çalışın. Terlemenin yanı sıra ağızdan nefesiniz ile birlikte vücudunuz su kaybedecektir. Eğer yanınızda yeterince su yoksa fazla yemek yemekten kaçının. Çünkü yemekleri sindirmek için de vücut su kullanır. Eğer yemeniz gerekiyorsa aralıklı ve küçük miktarlarda yiyin. Bu önlemlere rağmen sıcak ya da güneş çarpması belirtileri baş gösterdiğinde kendiniz ya da yanınızdaki başka biri için ilk müdahale yapmanız gerekebilir. Güneş ve sıcak çarpmasında ilk müdahale ve tedavi süreci benzer şekilde işler. Eğer tek başınaysanız sıcağın etkilerini hissetmeye başladığınız an gölgede dinlenin ve su alımını arttırın. Vücudunuz bu aşamada su ile birlikte tuz ve mineral de kaybedecektir. Bu aşamada eğer yanınızda varsa 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker karıştırıp her 3 dakikada bir azar azar için. Eğer yanınızdaki bir arkadaşınız güneş ya da sıcak çarpmasına maruz kalmışsa hastayı öncelikle gölge ve serin bir yere taşıyın. Hastayı yerden yüksekte bir yere yatırın ve ayaklarını kalp hizasından yüksekte olacak şekilde yerleştirin. Hastanın elbiselerini gevşetin ya da çıkarın. Su püskürtüp yerleyerek hastanın serinlemesini sağlayın. Mümkünse soğuk su ile ısıtılmış bir uyku tulumu ile vücudunu örterek vücut ısısının düşmesi sağlanabilir. Boyun, baş, kasık ve koltuk altlarına soğuk kompres uygulamak, kol ve bacaklara masaj yapmak dolaşımı artırıp ısı kaybını hızlandıracaktır. Hastanın eğer bilinci açıksa ya da bilinci yerine geldiğinde mümkünse daha önce bahsettiğim gibi tuzlu ve şekerli soğuk su içirin. Güneş veya sıcak çarpmasının etkileri ciddi düzeyde ise hasta olabildiğince hızlı soğutulmalıdır. Bahsettiğim ilk soğutma işlemi etki gösterdikten sonra hastayı soğuk suya yatırabilirsiniz.
Önce ayaklardan başlayıp yavaşça suya yatırın. Uzuvlara masaj yaparak dolaşımı arttırın. Vücut ısısı düşer düşmez hastayı sudan çıkarın ve ilk bahsettiğim tedavi sürecine devam edin. Evet, bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. D planından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.